Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde vektörler konusunu işleyeceğiz. Fizikte büyüklükler ikiye ayrılıyordu. Vektörel ve skaler büyüklükler. Şöyle bir örnek düşünün. Buradan Tokat'tan Ankara'ya gittiğimizi varsayalım. Ve akşam saatlerinde yolculuk yapıyoruz. Şoför biz değiliz. Akşam saatlerinde yaptığımız için ibreye baktığım zaman ibrede 80 km bölü saat değerini okuyorum. Bu bilgiye bakarak saatte 80 km yol kat ediyoruz. Fakat ne tarafa gittiğimi bilmiyorum. Akşam saatleri ve zifiri karanlık, başka bir bilgi yok. Bu bilgi yön içermediği için skaler büyüklük olarak tanımlanıyor. Eğer gündüz yolculuğu yapıyorsam ve ibreye baktığım zaman yine 80 km bir saat değerini okuyorsam ve Tokat'tan Ankara'ya doğru gittiğimi görüyorsam, yani yön bilgisi de varsa, bu büyüklüğe vektörel yani yönlü büyüklük diyoruz. Şimdi yönlü büyüklüklere yani vektörel büyüklüklere bakalım. Bir vektörün başlangıç noktası olmalı ve bu vektör bir doğrultu üzerinde olmalı ve doğrultu üzerinde ise yönleri iki tane olacak. Ya sola doğru ya sağa doğru olacaktır. Yani bu vektörün bir yönü olacak ve bir büyüklük değeri olacaktır. Bu vektörü bir harfle ifade edelim. Mesela F harfiyle ifade edersek F genelde kuvvet olarak gösterilecek. F vektörü diyeceğiz buna. Yani vektörü üzerinde ok işaretiyle gösteriyoruz. Büyüklüğünü bulmak istiyorsak büyüklüğü mutlak değer içerisinde alınarak gösterilecek ya da üzerinde ok kullanılmadan gösterilecektir. Bu da vektörün büyüklüğünü ifade etmektedir. Şöyle bir soru sorayım size. A noktasındasınız ve B noktasına gitmek istiyorsunuz. A noktasından B noktasına kaç değişik yoldan gidebilirsiniz? Şöyle düşündüğümüz zaman 1, 2, 3 sayabildiğim kadar yol vardır. Mesela şu yolu takip edebilirim. Bu birinci yolum olsun veya şöyle bir yoldan gidebilirim. Bu da ikinci yolum olsun veya çok param var ve dünya yolculuğuna çıkıyorum. Şöyle bir yol kat ediyorum. Dünyayı dolandım. Dünya yuvarlak olduğu için öbür taraftan geldim ve B noktasına ulaşıyorum. Böyle bir yol da olabilir. Ama biz genelde iki yolu kullanacağız. Birinci yolumuz doğrudan A'dan B'ye gitmek, kuş uçuşu ve diğeri ise birbirine dik iki yolu kullanacağız. A'dan B'ye doğrudan gidiyorsam bu yola A yolu dersem, hatta buna da A vektörü dersem ya da A'dan bu noktaya, burası C olsun, C'den B'ye gidiyorsam şu vektörüme B vektörü diyelim, şu vektöre de C vektörü dersek eğer. A'dan B'ye A yolunu izlersem ya da B ve C yolunu izlersem aynı hedefe ulaşmış olurum. Bu durumda A vektörü B ve C vektörünün toplamına eşit olur. Bunu birazdan göreceğiz. Şimdi vektörlere bakalım. Vektörü bu şekilde gösteriyorduk. Burada A vektörümüz var. A vektörünün büyüklüğü 2 birimdir. B, C, D ve E vektörlerini A vektörü cinsinden yazmaya çalışalım. B vektörüne baktığımız zaman A vektörünün 2 katı boyutta. O halde B vektörü 2 tane A vektörü diyebiliriz. Yani bir vektörü bir sayı ile çarpabiliyoruz. C vektörünü A vektörü cinsinden yazmak istersek, C vektörü A vektörüne büyüklük olarak eşittir fakat zıt yönde olduğu için eksi A vektörü diyoruz. Yani buradaki eksi yönü ters çeviriyor. A vektörü ile C vektörü zıt yönlü vektörlerdir. Büyüklükleri de eşit olduğu için zıt vektörlerdir diyeceğiz. Zıt yönlü olmasının yanında büyüklük değerleri de eşit olduğu için zıt vektörler diyeceğiz. D vektörüne baktığımız zaman D vektörünün büyüklüğü A vektörünün yarısı kadardır. O halde biz bunu 1 bölü 2 ile çarpacağız ya da A bölü 2 vektörüne eşittir diyeceğiz. E vektörünü A vektörü cinsine yazmak istersek doğrultuları aynı olmadığı için E vektörünü A vektörü cinsine yazamam. Fakat şunu yazabilirim. E vektörünün büyüklüğü A vektörünün büyüklüğüne eşittir diyebilirim. Büyüklük olarak eşittir fakat bunlar eşit vektörler değil derdir. Şöyle birkaç vektör çizip bu vektörleri kıyaslayalım birbirleriyle. Burada bakarsak A vektörü B vektörüyle aynı yöndedir. E vektörüyle de aynı yöndedir. A vektörünün büyüklüğü E vektörünün büyüklüğüne eşit olduğu için A vektörü E vektörüne eşittir diyebiliriz. A vektörü ile B vektörü aynı yönde fakat B vektörü A vektörünün 2 katı olduğu için şunu da söyleyebiliriz. B vektörünün yarısı A vektörüne eşittir diyebiliriz. A vektörü ile D vektörü ya da E vektörü ile D vektörü zıt yönlü ve büyüklük olarak eşit olduğu için zıt vektörlerdir. Bu yüzden şunu da yazabilirim. A vektörü D vektörünün tersi
vektördür. A vektörü ile G vektörü zıt yönlü vektörlerdir. Fakat eşit büyüklükte olmadığı için zıt vektörlerdir demiyoruz. Ama şunu diyebiliriz. A vektörü G vektörünün yarısı kadar büyüklükte ve zıt yönlü olduğu için G vektörünün yarısı kadardır ama eksi yönde diyebiliriz. F vektörü veya C vektörünü bu A, B, E, D ve G vektörleri cinsinden yazamayız çünkü doğrultuları farklıdır. Fakat şunu yazabiliriz. A vektörünün büyüklüğü C vektörünün büyüklüğüne eşittir. O da D vektörünün büyüklüğüne eşittir. E vektörünün büyüklüğüne eşittir. F vektörünün büyüklüğüne eşittir. Bu vektörlerin büyüklükleri birbirine eşittir. Hatta bu G vektörünün büyüklüğünün yarısına eşit ve B vektörünün büyüklüğünün yarısına eşittir diyebiliriz. Yani ok kullanmasak büyüklükleri temsil ediyor demiştik. Bu arada bu videonun altında PDF dosyamız var. Bu dosyayı indirip dosyadan da takip edebilirsiniz. Birçoğu dosyada mevcuttur. Mesela bunlar dosyada mevcut olmasa bile çoğunluğu dosyada mevcut olacaktır. Dosyada mevcut olmayanları da boş bir kağıt çıkarıp orada bu uygulamaları yapabilirsiniz. Devam ediyorum. A vektörü ve B vektörü verilmiş. A vektörü ile B vektörünün toplamı R vektörüdür. Ve R vektörü nasıl bulunur? Buna bakacağız. Yöntemlerimizden birisi uç uca ekleme yöntemi ya da paralel kenar yöntemi ya da bileşenlerini ayırma yöntemi olarak sıralayabiliriz. Uç uca ekleme yöntemini kullanırsak. Şöyle düşünün, bu vektörün başlangıç noktası, bu vektörün ayağı, bitiş noktası ise, sonlandığı nokta ise kafası olarak düşünürseniz ki ilerleyen konuda, daha doğrusu bağlı harekette bunu kullanacağım. O yüzden bu ayak, bu baş, başın üstünde göz var. Onları kullanacağım için burası ayak ve burası baş diyorum. Ya da başlangıç noktası ve bitiş noktası. Bir vektörü istediğim gibi taşıyabilirim fakat yönünü değiştirmedim. Mesela bu A vektörünü istediğim gibi taşıyabilirim ve bu A vektörünü taşırken yönünü değiştirmemem gerekiyor. Yönü değişmediği sürece istediğim yere taşıyabiliyorum. Bu A vektörünü burada tutayım. B vektörünü de tutup A vektörünün bittiği yerde sonlandırırsam ya da şöyle de yapabilirim. B vektörü burada olsun. A vektörünü bunun ucuna ekleyebilirim. Şu şekilde. Böyle de yapabilirim. Sonuçta bir vektörü sabit tutup diğer vektörü onun ucuna eklersek, bittiği yere eklersek başlangıç noktamız burası. Bitiş noktası ise burası olduğu için başlangıçtan bitişe çizdiğimiz vektör bileşke vektörü verecektir. Yani bu vektör bileşke vektördür. R vektörü. R vektörü A vektörü ile B vektörünün toplamına eşit olacaktır. Buna uç uca ekleme yöntemi diyoruz. Bir de paralel kenar yöntemi var. Paralel kenar yönteminde iki vektörün ayaklarını birleştiriyoruz. Ayaklarını birleştirdikten sonra bir paralel kenar oluşturuyoruz. Paralel kenar oluşturduktan sonra vektörlerin ayaklarından diğer köşeye çizdiğimiz vektör bileşke vektör olacaktır. Bileşke vektör toplam vektördür. Yani burası R vektörü olacaktır. Burası A vektörüydi, şurası da B vektörüydi. Yani paralel kenar yöntemiyle uç uca ekleme yöntemi aslında aynıdır. Çünkü ben B vektörünü buradan alıp şuraya götürürsem aslında uç uca eklemiş olurum. Yine aynı değeri bulmuş olurum. Yani bu iki yöntemden birisini kullanabilirsiniz. Üçüncü yöntem olarak bileşenlerini ayırma yöntemini kullanalım. A vektörünü şu kareli yüzeyde çizelim. Bu A vektörünü temsil etsin. Bu da B vektörünü temsil etsin. A vektörü ile B vektörünün toplamı nedir diye sorarsak. Biraz önce söylemiştik hatırlarsanız. Ben A yolundan B yoluna sonsuz olasılıkta yollarım vardır. A'dan B'ye istediğim gibi gidebilirim. Buradan şuradan buraya gitmek için bu sarıyı da kullanabilirim. Ya da sağ tarafa giderim. 2 birim. Yukarı giderim. Yine burada yaptığım hareketin aynısını yapmış olurum. B vektöründe ise sağ 2 giderim. Aşağı 1 giderim. Sonuçta yine aynı hareketi yapmış olurum. Başlangıç noktası olarak şurayı kullanırsam. A vektöründe yukarı doğru 4 birim gidiyorum. Sağ tarafa ise 2 birim gidiyorum. Yani bu A vektörü yerine kullanılabilir. B vektörü için ise sağ tarafa 2 birim gidiyorum. Aşağı doğru 1 birim gidiyorum. Bunu da kullanabilirim. Bu durumda yukarı 4 aşağı 1 ne oluyor? Yukarıya 3 kalıyor. Sağ 2 sağ 2 sağ 4 oluyor. Sağ 4 yukarı 3. O halde bu iki vektörün bileşkesi ne olacak? 3 4 5 üçgeninden ya da Pisagor'dan 5 olacaktır. 5 birim buraya olacaktır. Sağ tarafa 4 yukarı doğru 3 olacaktır. Görsel olarak böyle de gösterebiliriz. Ya da şu tabloyu da kullanabiliriz. Mesela A vektörünü
böyle aldım, B vektörünü de aldım. Tabloda x ve y bileşenlerini oluşturacağım. A vektörünün x bileşeni artı 2 iken y bileşeni artı 4 yukarı doğru. Yukarı artı, sağ artı idi. Aşağı eksi, sol eksi idi. B vektörü için işte bakarsam x bileşeni 2, y bileşeni ise aşağı doğru olduğu için eksi 1 olacaktır. A artı B vektörü bunları toplarsam R vektörünü verecektir. Ve R vektörü 4'e 3 olacaktır. Yani sağ tarafa 4 x ekseninde. Yukarı doğru da 3 y ekseninde olacaktır. Yani uç uca ekleme, paralel kenar, bileşenlere ayırma, görsel ve tablo halinde bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir tane örnek yapalım. Şurada A artı B vektörü olsun. İki tane vektörümüzün toplamı bu olsun. Burası B vektörüyle C vektörünün toplamı olsun. Şurası ise C vektörüyle A vektörünün toplamı olsun. Bu üç vektörden faydalanarak C vektörünü bulun derlerse eğer size C vektörünü nasıl bulacağız? Şimdi elimizdeki veriler şunlar. A artı B vektörü hakkında bilgimiz var. B artı C vektörü hakkında da bilgimiz var. Ve C artı A vektörü hakkında da bilgimiz var. Bunları X ve Y bileşenlerine ayıracağız. Ayırmadan önce şuna bakalım. C'ye ulaşmak istiyorsam C pozitif olmalı. Yani C'ye dokunmayacağım. C'nin haricinde şu A artı B'ye dokunabilirim. Yani A artı B'yi ben dikkat edin eksiyle çarparsam şöyle ve bunları topladığım zaman buradaki eksi B buradaki artı B'yi götürecek. Eksi A artı A'yı götürecek ve sonuç olarak 2C'ye çıkacak. 2C'yi bulmuşsam aslında C'yi de bulmuş oluyorum. O halde X ve Y bileşenlerini yazarsam. A artı B vektörünün X bileşeni 1, Y bileşeni 3 idi. Ben bunu eksiyle çarparsam eksi 1'e eksi 3 olacaktır. B artı C vektörü sola 2 yukarı 2 yani eksi 2 artı 2 olacaktır. C artı A vektörüne bakarsak sağ 4 yukarı 1 yani 4'e 1 olacaktır. Bunları topladığım zaman x eksenindeki bileşeni 1, y eksenindeki bileşeni ise 0 olacaktır. O halde 2C vektörü 1'e 0 çıktı. C vektörü ise 1 bölü 2'ye 0 olacaktır. Yani şurada gösterecek olursak C vektörümüz sağ tarafa yarım birim mesafedeymiş. Aynı şekilde C'yi bulmuşsak buradan kullanarak A'yı bulabiliriz. C'yi bulduğumuz için burada kullanarak B'yi de bulabiliriz.